Toby kendini dışlanmış hissediyor. Sodor adasına bahar gelmişti. Bütün lokomotifler güneş altında çok sıkı çalışıyordu. Bir sabah şişman kontrolör Tidmouth hangarına geldi. Çok heyecanlı haberleri vardı. Yeni Sodor Müzesi yakında açılıyor, diye bildirdi. Büyük açılış için pek çok önemli insan adamıza gelecek. Müze nedir, diye sordu Percy. Eski şeyleri insanlar durup baksın diye koyup sergiledikleri yer, diye pufladı Gordon. En iyi şekilde görünmenizi istiyorum, o yüzden herkes yeniden boyanacak. Bütün lokomotifler çok sevinmişti. O sabah geç saatlerde Toby Knapford istasyonunda James'le karşılaştı. Yeni müzenin açılışıyla ilgili haberi duydun mu? Dedi James. Hepimize boya yapılacak. Yepyeni kırmızı boyamla muhteşem görüneceğim. Bundan haberim yoktu, dedi Toby. Şişman kontrolör bana neden söylemedi? Seni dışlamış olmalılar, diye çufladı James. O gece Toby uyuyamadı. James'in söylediği şey yüzünden endişeliydi. Neden şişman kontrolör bana müzeden bahsetmedi, diye meraklandı. Neden beni dışladılar? Ertesi sabah Toby cevabı bulduğunu düşünüyordu. Abbey istasyonunda Thomas'la karşılaştı. Müzeyle ilgili haberleri duydun mu, diye sordu Toby. Evet, dedi Thomas heyecanla. Hepimiz yeniden boyanacağız. Ben değil, diye pufladı Toby üzüntüyle. Ama sanırım nedenini biliyorum. Ben çok eski buharlı bir lokomotifim. Belki şişman kontrolör beni de müzeye koymaya karar vermiştir. Thomas bundan emin değildi. Neden ona sormuyorsun, diye sordu yardım etmeye çalışarak. Toby endişeli görünüyordu. Şişman kontrolörün kendine verebileceği cevaptan korkuyordu. Gitmeliyim, dedi Thomas. Çok yararlı lokomotifler hep meşgul olanlardır. Ve çuflayarak uzaklaştı. Toby bir dakika düşündü. Şişman kontrolöre beni müzeye koyamayacağını göstereceğim, dedi Toby. Ona ne kadar yararlı olduğumu göstereceğim. Toby, Tidmouth hangarına vardı. Şişman kontrolör Emily ile konuşuyordu. Emily, yeniden boyanmak üzere tamir atölyesine gitmelisin, dedi şişman kontrolör. Emily çok mutlu oldu. Un yükünü başka bir lokomotif taşımalı, dedi şişman kontrolör. Ben yaparım efendim, dedi Toby çabucak. Teşekkür ederim, diye gülümsedi şişman kontrolör. Ve başka bir şey söylemeden Toby hızla yola çıktı. Şişman kontrolörün kendisini müzeye konulacağını söylemesini istemiyordu. Toby un değirmeninde sabırsızca unu bekledi. Acele edin, acele edin, diye vişledi. Mümkün olduğunca çabuk limana gitmek zorundayım. Toby unu getirdiğinde şişman kontrolör limanda onu bekliyordu. Liman müdürüyle konuşuyordu. Şişman kontrolör Toby'yi gördü. Onunla konuşmak istedi ama Toby son hızla oradan uzaklaştı. Sonra Toby tekrar Thomas'la karşılaştı. Annie ve Claribel'i çekiyordu. Yeni boya için atölyeye gidiyorum, dedi Thomas mutlulukla. Ben Annie ve Claribel'i çekebilirim, dedi Toby. Teşekkür ederim Toby, dedi Thomas. Ve Toby Annie ve Claribel'i alıp Thomas'ın banyo hattını çekti. Ve James yeni parlak kırmızı boyasını boyatırken Toby James yerine madene gidip kömür vagonlarını çekti. Ve Percy atölyede yeniden boyanırken Toby taş ocağına gidip Percy için içi kaya dolu vagonları çekti. Her ne kadar tozlu ve pis bir iş olsa da. Sonunda Toby'nin işi bitmişti. Çok yorgun ve çok kirliydi. Aniden ray kenarında bekleyen şişman kontrolörü gördü. Toby şişman kontrolörle konuşmak istemiyordu. Çabucak yan hatlardan birine girdi ve hat üzerine büyük bir kayanın düştüğünü görmedi.
inek kovalayanların patlasın diye bağırdı. Neyse ki kimse yaralanmamıştı. Ama Toby'nin aksları ve inek kovalayanı kırılmıştı. Hareket edemiyordu. Şişman kontrolör yetişti. Neden bütün gün benden kaçıp durdun? Diye sordu. Müzeye konulmak istemiyorum, dedi Toby üzgünce. Bunu neden yapayım ki Toby? Dedi şişman kontrolör. Çünkü müzeye eski şeyler konulur. Ben de eski bir buharlıyım ve artık pek de yararlı değilim. Şişman kontrolör gülümsedi. Toby, eski olabilirsin ama müzeye konulamayacak kadar yararlı bir lokomotifsin. Bugün herkesten çok çalıştın ve Sodor'un tek buharlı tramvayı olarak sana çok çok özel bir görev vereceğim. Önce özel olarak cilalanacaksın. Sonra bütün ziyaretçileri büyük açılışa sen götüreceksin. Toby çok mutlu olmuştu. Kocaman bir buhar kümesi vişledi. Bütün gün sana bunu söylemeye çalışıyordum, diye ekledi şişman kontrolör. Toby gülümsedi. Kendini çok şapşal hissediyordu. Toby'nin aksları ve inek kovalayanı onarıldı ve sonra yepyeni olana kadar bir güzel cilalandı. Müzenin açılacağı gün Toby limana gidip ziyaretçileri aldı ve gururla onları yeni müzeye taşıdı. Toby eski olmakla gurur duyuyordu ve Sodor Adası'ndaki tek çok yararlı tramvay olmak onu daha da gururlandırıyordu.